Tarih 13 Eylül 1999. Yer İstanbul Ortaköy Mezarlığı. Türkiye'nin ilk satanist cinayetinde yıllar sonra ortaya çıkan detay. Türkiye, daha önce hiç karşılaşmadığı korkunç bir cinayete tanıklık etti. 19 yaşındaki Şehriban, Coşkun Fırat adlı genç kız boğularak ve bıçaklanarak öldürüldü. Bu olay nasıl oldu ve nasıl çözüldü? Satanist grup deşifre olmasaydı ne olacaktı? Bu soruların cevabını o dönem bu cinayet dosyasına bakan cinayet uzmanı, emekli polis memuru Mustafa Bayram, Habertürk'e anlattı. Katilleri nasıl yakalandı? ...666 sayısı kendileri için en iyi bir nokta olduğunu... ...çok güzel bir sayı olduğunu... Üye olarak mı? Üye olarak. Bu sayıya ulaştıkları zaman Taksim'e yakın... ...camiyi basıp... ...bir yatsı namazında baskın yapıp... ...caminin imamı... ve cemaati dahi hepsini öldürmek. Planları bunun üstüne. Tarih 13 Eylül 1999. Yer İstanbul Ortaköy Mezarlığı. Türkiye daha önce hiç karşılaşmadığı bir cinayete tanıklık etti. 19 yaşındaki Şehriban Coşkun Fırat adlı genç kız bıçaklanarak ve boğularak vahşice öldürüldü. Bu Türkiye'nin ilk satanist cinayetiydi. Yıllarca konuşuldu, merak edildi. Bu olay nasıl oldu ve nasıl çözüldü? Satanist grup deşifre edilmeseydi neler olacaktı? İşte tüm bu soruların cevabını o dönem bu cinayeti bizzat çözen cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram verecek. Mustafa abi hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Satanist cinayeti Türkiye'de işlenen ilk satanist cinayetiydi bu olay. Yıllarca konuşuldu, halen konuşuluyor ve merak edilen detaylar oluyor. Gerçekten yıllar sonra da ortaya çıkan yeni detaylar olduğunu düşünüyorum. Yani bizim bilmediğimiz neler var? İlk olay nasıl, hani olay nasıl oldu? Nasıl çözüldü? Neler yaşadınız? Yani siz de çünkü ilk kez bir satanist grupla karşılaştınız. Şimdi cinayet olaylarında her zaman tüm olaylarda ne yapılıyorsa bu olayla ilgili de yaptığımız şey belli yani. Olay bize intikal edip bildirildiğinde işte Ortaköy mezarlığının yanında ormanlık bir yerde yarı gömülü öldürmüş bir bayan olduğunu bize bildirildiğinde olay yerine intikal ettik. Ortaköy mezarlığının yarısı toprağa gömülü bir kızın bıçaklanarak öldürüldüğünü, boğazlarında boğma izlerinde olduğunu gördük. Şimdi bayanın üzerinde herhangi bir kimlik falan çıkmadı. Bu kız burada öldürülmüş. Mutlaka bir şey oldu. Acaba cesedi taşıdılar mı? Burada mı oldu? Ama duruş itibariyle baktığımızda cinayet orada işlenmişti. Ama mezarlığın oraya neye geldi? Kim getirdi? Nasıl oldu? Bunların hepsi başı başına bir soruydu yani başta. Biz tabii ki bununla ilgili ilk yaptığımız şey kayıplar büro amirliğinde kayıp müracaatları var mı? İstanbul'daki bütün polis merkezlerine birden telefonlarla olsun, yazılı olsun, aynı zamanda kayıplar büroya yazı yazarak eşkale uygun bayan kayıp müracaatı var mı yok mu? Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütürken Kayıplar Büro'dan bize yaklaşık 4 gün kadar önce evinden Bakırköy Adliyesi'ne gitmek için Bakırköy Adliyesi'nden sabıka kaydı alarak yeni başlayacağı işine vermek üzere sabıka kaydı almak için çıkan bir bayandan bahsettiler. Şehriban Coşkun Fırat ismindeki kızımız. Evet, kayıp başvurusu yapılmış olduğunu gördük. Tabii ki hemen ister istemez aileyle irtibat kurduk. Aileye kızı nasıl kayboldu, nasıl gelmedi, arkadaşları kimlerdir tarzında
konuşmalarımızı yaparken işte kendileri olaydan 4 gün kadar önce Bakırköy Adliyesi'ne gittiğini, oradan da bir daha haber alamadıklarından bahsettiler. Biz bunun üzerine arkadaşları kimlerdir, nasıl oldu derken Beyoğlu'na geldiğini, işte o gece orada yeni tanışmış olduğu arkadaşlarıyla bir barda eğlendiğini ve oradan çıkıp gittiğini öğrendik. Tabii biz bunları öğrenirken kimlerle gittiğine dair bilgiler de elde etmeye başlıyoruz. Tanışmış olduğu Ömer isminde bir arkadaşı, yanında işte Engin. Daha sonra birlikte Beyoğlu'nda eğlendikten sonra gece ilerleyen saatlerden sonra Ortaköy meydana geçiyorlar. Tabii üçü beraber. O gece bunlar iki erkek bir bayan olarak Beyoğlu'nda içki içip barda eğlendikten sonra Beyoğlu'nda eğlendikleri bar normal bir bar değil. Çünkü biz de ilk defa orada şunu gördüm. O bara gittiğimde içeride oturan gençler tamamen siyah giyinimli, ayaklarında bot, bellerindeki kemerler askeri usul kemerler, böyle hep komple yukarıdan aşağı siyah giyinimli insanlar. Değişik tarzda birileri. Biz normal elbisemizle kapıdan içeriye girdiğimizde kendimizi yabancı bir ortamda olduğumuzu gördük. Tabii burada barda sahipleri de bu insanları tanıyorlar. Bize onlar da bu şahısların işte burada oturduklarını bir bayanla birlikte kalkıp gittiklerinden bahsettiler. Kalkıp şeye gittiklerinde orada Engin'in kız arkadaşı olan Zinnur'la da buluşuyorlar ve toplam iki bayan, iki erkek, dört kişi oluyorlar. Evet. Bu sefer Ortaköy'de bunlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürdük. Tabii biz bunları aynı zamanda yaparken Ömer'in, Engin'in açık bilgilerine ulaştık. Bu sırada Ömer'i ve Engin'i yakalamaya yönelik aynı zamanda çalışma yapıyoruz ki Şehriban en son artık bunlarla olduğu bir nebze ortaya koymuş oluyoruz yani. Bunun üzerine Engin'i yakaladık. Kendisini yakaladığımızda kendisinden bazı fotoğraflar temin ettik. Bugün bazı medyalarda ben görüyorum. Ellerinde kediyle böyle çekilmiş fotoğrafları olan. Sorduğumuzda onun da ismi Ömer olarak o zaman bize söylemişlerdi. Saçları uzun, böyle omuzlarında. Kendilerinin evlerine gitmediğini, Beyoğlu'nda, sokaklarda, köşe başlarında kalan böyle bir yaşam tarzları olan kişilerden bahsedildi. Biz tabii bunlara ulaşmak için Beyoğlu'nda, Ortaköy'de, şurada burada öyle çalışmalarımızı yaparken Ömer'in adreslerini ve kimlik bilgilerini netleştirdik. Ailesiyle gittim, görüştüm. Ailesi bize dedi ki düzensiz bir hayatı olduğunu, eve pek gidip gelmediğinden bahsetti. Beyoğlu'nda işte oralarda takıldığını söyledi. Başka çocuklarınız var mı dedim. Dediler ki işte abisi var. Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda kuaförlük yapıyor dedi. Bize yardımcı olup işte biz bu şahsa bize ulaştıracak birilerini arıyoruz yani. Bu sefer bize abisinin adresini verdiler oradan. Biz o adrese şeyden çıkıp direkt belirtilen adrese geldiğimizde Ömer'e benzettiğim bir şahıs var ama saçları kesilmiş, normal subay tıraşlı biri karşımızda duruyor. Kuaför sahibinin ismini sordum. Dedim bu şahıs kim diye. O dedi ki berber tıraş yapan kişi benim abi, buyur dedi. Ben dedim polis, işte Ömer'i arıyorum dedi. Bana o asker tıraşlı olan şahsı gösterdi. Kardeşim oluyor dedi. Biz Ömer'i orada bu şekilde ilk etapta yakalamış olduk yani. Şeytan bizden bir kurban istiyor. Ömer olayı kendisinin ve yanında yine arkadaşlarıyla birlikte Ömer, Engin ve Zinnur isminde kız arkadaşı da olduğunu ve bu kızı kendisinin boğduğunu, bıçağı da Zinnur'un
yanılmıyorsam vurduğunu, bu şekilde öldürdüklerinden bahsetti. Kendisine bu olayı nasıl başlayıp nasıl orada bittiğini bize tamamen anlatmasını söyledik. Kendisi işte o kızla tanıştığını, Beyoğlu'daki satanistlerin takıldığı işte o barda. Siz o gün satanist kelimesini ilk kez mi duydunuz? Yani ilk defa duydunuz. İlk defa satanizmle işte bu kelimeyi ilk defa duyduk. Bunun ne olduğunu, bir siyasi akım mı, bir örgüt mü, işte efendim yoksa bir saplantılı bir şey mi, nedir, ya da dini bir cemaat midir? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Evet. Ve kendisiyle aynı zamanda bu cinayetle ilgili konuşmaları yaparken satanizmin ne olduğunu, neler yaptıklarını da kendisine soruyoruz. Tabii biz bunları yaparken diğer ekiplerimizle de görüşme yaptık. Bu sırada Engin ve diğer arkadaşı dediği Zinnur da gözaltına alındı. Kendisi satanizmin kurban istediğinden bahsettiler. Daha önce kedi kurban ettiklerini. O kedi resimleri de bunu ifade ediyordu. Evet, kedi kurban ettiklerini. Ancak biliyorsunuz yaklaşık bir ay kadar önce büyük deprem, 17 Ağustos depremi olmuştu. Ve artçıları böyle devam ederken o gecede böyle bayağı bir İstanbul'u sallayan bir artçı, küçük deprem olmuştu. Alkol sakiyle kendi aralarında şeytan bizden artık bir kurban istiyor, satanist olmayan biri öldürülmesi gerekiyor diye üçü kendi arasında böyle bir konuşma yapıyorlar. Zaten alkol de almışlar. Evet. İşte Ortaköy mezarlığının oraya çıkıyorlar. İşte biz diyorlar bunu öldürürsek şeytana kendi açılarından şeytanın isteğini tam yerine getirmiş olup yani biz deriz ya işte Müslümanlar dini vecibelerini dört dörtlük yerine getiren çok iyi bir Müslümandır. Onlar da kendi açısından çok iyi bir mertebeye çıkmış olacaklar yani. Yani bu aynı zamanda o depremde depremi duracak. Depremi de bir yerde def etmiş oluyorsun. Yani o şeytan şey veriliyor yani kurban verilmiş olacak oluyor. Tabii orada çıkıp otururlarken kendisi kızın birden boğazına sarılıyor, onu boğmaya çalışırken Zinnur bıçakla Maktile'ye vurmak suretiyle ölümüne neden oluyorlar. Bu olayı yaptıktan sonra cesedi biraz gömmeye çalışıyorlar orada. Zaten yarı gömülü vaziyetteydi. Kedi kesip kanını içmişler. Tabii biz şimdi bu cinayet bu şekliyle çözülmüştü. Fakat karşımızda satanizm denen bir şey var. Satanizm nedir, ne değildir? Yani bunu anlamaya çalışıyoruz bu sefer. Bunu nereden öğrendiniz? Sizlere kimler efendim bu işe teşvik etti? Nasıl buna kapıldınız bu akıma? Diye tabii konuşmalarımız oldu. Kendilerinin o zaman Beyoğlu'nda bir ya da iki tane şey vardı, bar gittikleri. O bara gittiklerini sadece kendilerinden olan insanlar oraya gittiğini. Bizler dedi birbirimizi giyimimizle tanırız. İşte düşünün dini cemaatler nasıl başında sarığı, işte şalvarı, efendim cübbesi üstünde onun bir İslami şey oldu, düşüncesi olduğunu anlıyorsun. Evet. Fakat bunlarınki farklı. Bunlar ne yapıyorlardı? Yazın o sıcağında simsiyah giyiniyorlar. Ayaklarında botlar, askeri kemerler böyle metal şeklinde olan. Evet. Saçlar farklı. Bu şekilde giyindiklerini ve hep aynı yere gittiklerinden bahsetti. Satanizmde bakire kız diye bir şey yok. Bakire olmaması lazım. Herhangi bir ilenlikte yatıp kalkabilir. Bir sorun yok. Peki bundaki amacınız ne diye sorduğumda bize dört büyük kitabın Cenab-ı Allah insanların bu dünyada yapmaması gerektiğini, günah saydığı emirlerini
tersini bu dünyada yapıp, satanizm yapıp, evet, öbür dünyada cennete gideceklerine inanıyorlar. Bunun harici olarak bu bilgilere nasıl elde ettiniz, nasıl kim yönlendirdi sizi, nasıl oldu bunlar dediğimizde bir dergiden bahsettiler. Dergilere Beyoğlu'nda ve Kadıköy'de ki o pasajda satış yapıldığını ve dağıtıldığını gördük. Şimdi oralardan yaptığımız çalışmalarda bunu Anadolu tarafında Üsküdar'da emekli bir tabip albay vardı, yaşlı bir adam. Bunun kızı olduğunu öğrendik. Ben o adrese gittim. Kız evdeydi. Kendisine bu dergilerden bahsettiğimde baktım evde kurulu şeyler vardı. O zamanki faks makinası filan vardı evde. Gene ona benzer yazılmış, fotokopisi çıkmış çıktıları vardı. Biz bunların hepsini aldık. Kendisini bu konuyla ilgili şubeye davet ettik. Kendisine satanizmle ilgili nasıl böyle bir akıma kapıldığını, nedir, nereden bu bilgilere sahip olduğunu sorduğumuzda bize o zaman dedi ki ben Norveç'teki satanistlerle irtibat halindeyim. Onlardan aldığım bilgileri bana, İşte onlar bilgileri faks yoluyla gönderdiğini, ben onları biriktiriyorum. Daha sonra fotokopilerini çıkararak dergi şekline getiriyorum ve bunları Kadıköy'de ve Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerinde satış yaparak üye sayımızı çoğaltmaya çalışıyoruz. Biz böyle bir düşünceye sahibiz şeklinde söyledi. Biz bu konuyla ilgili kendisinin ifadelerini aldık. Karşımızda işte bu şekilde bir yapının olduğunu gördük. Peki burada üye sayınız çoğalınca ne olacak dedik. Kendileri bize haftanın veya ayın belli günlerinde toplandıklarını, ayin yaptıklarından bahsetti. Dedim ayininiz nasıl oluyor? Dediler ki işte bir evde toplanıyoruz. İşte o Beyoğlu'nda söylediğim o evde dahil. Evet. Orada toplandıklarını böyle bir ev içerisinde yuvarlak şekilde oturduklarını, bir tane temin edilen bulunan kediyi kesip işte kanını bakır bir çömlek kabın içerisine akıtıp doldurduklarını, o kanı sıradan bir yudum biri, bir yudum, bir yudum, bir yudum çekerek böyle ayin yaptıklarından bahsetti. Dedi her ayinimizde bir kedi kurban ederdik. Ve işte bu büyük depremler oldu. Kedi yetersiz oldu. Bizden satanist olmayan birini kurban etmemiz gerektiğinden bahsettiler. Biz bu kızı öyle öldürdük. Şeytana kurban ettik şeklinde söylediler. ...666 sayısı neden önemli? 666 sayıları kendileri için çok önemli olduğunu, kitaplarda şeytan ayetlerinin burada geçtiğini, 666 sayısı kendileri için en iyi bir nokta olduğunu, çok güzel bir sayı olduğunu. Üye olarak yani o sayıya ulaştıkları zaman Taksim'e yakın camiyi basıp bir yatsı namazında baskın yapıp caminin imamı ve cemaati dahi hepsini öldürmek. Planları bunun üstüne yani kendilerinin. Türkiye'nin ilk satanist cinayetinin detaylarını Mustafa abiden dinledik. Bu konuyu biz gazetecilerde ilk kez duyduğumuzda zaten ben de olayı takip ettim. Mustafa abinin bu anlattıklarına ben de bir gazeteci olarak tanıklık ettim. Resimlerini çektim. Şüpheleri getirirken, olay yerine giderken bir gazeteci olarak o gün ben de oradaydım. Tabii biz de gazeteci olarak da o zaman ilk defa satanizm kelimesini duyduk. Mustafa abinin dediği gibi o dönem teknoloji gelişmediği bir dönemdi. Hani girip Google diye bir şey de yoktu, satanizm nedir ne değil. Hemen öğrenemedik. Biz de gittik ansiklopedilerden baktık satanizm nedir ne değil, öyle öğrendik. Sonra baskınlar oldu. Bir sürü yere baskın yapıldı. O baskınlarda da
bir gazeteci olarak ben de yer aldım. Resimler çektik, barlar basıldı. O siyah kıyafetli kişiler incelendi. Evet, öyle bir dönem geçildi. Evet, televizyonlarda bu satanizm işlendi. Yani çok konuşulan bir olay oldu. Sonra aradan bir iki yıl geçti. Satanist cinayetleri yoktu ama satanizmle ilgili intiharlar gerçekleşti. Norveç satanizminden bahsettiniz. Belki başka ülkelerden de İşte bizde bu kızın vasıtasıyla bizdekilerin etkilendiği, evet, ve Norveç'teki satanistlerin yazdığı, çizdiği ne varsa onlar oradan aynısı, ne gönderiyorsa ve bu evet bu yoldan etkilenerek devam etmişlerdi. Evet. Türkiye'nin ilk satanist cinayetinin detaylarını Mustafa abiden dinledik. Teşekkür ederim Mustafa abi. Evet. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.